Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben ve editörüm sevgili Nurullah ile beraber yine günün önüne çıkan haberleri sizlere sunacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Sen Rafacı oldun, ben Dem Partili oldum. Arkadaşlar her zaman hatırlatıyoruz. Çok zor bir şey değil. Şu an bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarımız videonun altında bulunan beğen butonuna tıklayarak beğenelim ve boş bile olsa bizi eleştirin, yorum yapın, mutlu oluruz. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Sevgili editörüm sendeyiz. Ben de hepinize hoş geldin diyorum ve gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Dün ya da önceki gün Meral Akşener biliyorsunuz ki grup toplantısında çıktı. Apansız bir şekilde Karacaoğlan'dan derleme bir şiiri şarkılaştırmışlar. Aşçı telefonundan hıçkıra hıçkıra böyle deyim yerindeyse hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve sonrasında gerek sosyal medyada gerekse diğer platformlarda olumlu ya da olumsuz tepkiler geldi. Meral Akşener neden ağladı Metin abi, bunu sana soralım. Meral Akşener neden ağladı? Bence Meral Akşener ağlamadı. Meral Akşener her gün oy kaybediyor, tabanını kaybediyor. Artık ne yapacağını şaşırdı. En son bir tiyatro oyunu oynadı. Oyunculu siyasi kariyeri sıfır olduğu gibi oyunculuğu da sıfır olduğunu gördük. Yani ne Meral Akşener'den bir siyasetçi olur ne de bir tiyatrocu da olur. Yani keşke daha önce tiyatrocular var. Eminim ki partisinde de mesela tiyatrocular vardı sanatla ilgilenen. Keşke onlardan biraz eğitim alsaydı, gerçek anlamda ağlasaydı. Hani ortada bir şey yok, birden bir müzik sesi geliyor, ağlıyor. Şimdi müzik çok duygusal mı? Ola ben duygusallığını görmedim. Yani normal hayatta bir kadın ağladığı zaman düşmanın bile olsa hepimizin içi böyle bir cız eder. Tabii. Hepimiz üzülürüz. Ama ne hikmetse Meral Akşener hıçkıra hıçkıra ağladı, böyle gözünü tuttu, böyle elini böyle şöyle yaptı da beni bir kahkaha tuttu. İlk defa bir kadının ağlamasında beni bir kahkaha tuttu. Bir de sevgili Nurla, yani bir insan ağladığı zaman hiç mi gözlerinden bir yaş akmaz, bir damla akmaz? Sıfır elde sıfır. Yani tamamen bir oyunculuk ama oyunculuk konusunda da sınıfta kaldığına şahitlik ettik. Nasıl siyasette sınıfta kaldıysa oyunculukta da sınıfta kaldı. Meral Akşener timsah gözyaşları döküyor. Bunu söyleyebiliriz. Meral Akşener o da biliyor ki artık doluya koysa boş, boşa koysa boş. Yani artısıyla eksisiyle kaybeden bir Meral Akşener var. Belki ağlamakla biraz duygu sömürüsü yaparak kendi tabanını tutmaya çalıştı. Ama bugün baktık İYİ Parti'den 16 kişi timsah gözyaşı döktüğü için istifa ettiğini dile getirdiler. Meral Akşener'in partisi kaybediyor. Meral Akşener yerel seçimden sonra daha da ağlayacağı günler olacak. Bu sefer tiyatro değil ama gerçek anlamda ağlayacak. Biz bu sefer üzülecek miyiz? Bence tekrar üzülmeyiz. Çünkü Meral Akşener'e üzüleceksek bu işi yapmayalım. Meral Akşener'in siyasi geçmişi belli. Zikzak bir geçmişi var. Daha önce skandal açıklamaları da olmuştu. Biliyorsun Sinan Ateş cinayetinden sonra daha önce mertçe işlenen cinayetler. Cinayetin mertçesi olur mu? Elbette olmaz. Faili meçhul cinayetlerin de sorumlusu olarak Kürtler görüyor. Yani Kürtler kahkaha attılar. Dün sosyal medyada bir video gördüm. Selahattin Demirtaş ben değilim sizsiniz siz. O videonun editini yapmışlar. Yani Kürtler gülüyor. Gülüyor, gerçekten gülüyor. Biz de buradan Ekrem İmamoğlu'nun ablası Meral Akşener'e şunu söylemek istiyorum. Megri megri Meral negri. Evet, sendeyiz. Şimdi bir de abi İYİ Parti'den istifalar dedin. Türkiye İşçi Partisi nasıl olduysa geldi. İYİ Parti'den siyaset yürüten eski futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden aday gösterdi. Göstermesiyle beraber baktık ki Gökhan Zan kameralar karşısına geçti. Lütfü Savaş hakkında böyle açtı ağzını, yumdu gözünü, çok sert açıklamalarda bulundu. Hatta TV100'de de katılmış şey demiş, Lütfü Savaş çekilirse Mustafa ben de çekilirim. Ben de çekilirim Mustafa açıklaması yaptı. Mustafa Sarı yani çok güzel bir aday da göstermiş. Rantçı, Şişli'yi gökdelenlere boğan Mustafa Sarıgül örneğini de vermiş. Yani siyaset bilmiyorlar. Bir devam et, sen de hala konuşuyorlar. İşte bununla alakalı Özgür Özel de bazı açıklamalarda bulundu. Dedi ki Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti, bizlerle iletişime geçti.
dedi ki bana Hatay Artsuz Belediye Başkanlığı'nı hani talep etmiş onlardan. Evet. İşte o zaman demiş ki Lütfü Savaş'a da uyum içinde çalışırız. Böyle koordineli bir şekilde çalışırma açıklamasını yaptı. Özgür Özel de diyor ki bize istifa edip İYİ Parti'den istifa etti bunları söyledi. Ama Türkiye'ci Partisi'nin aday olunca Lütfü Savaş'a zehir zemberek sözler sattı. Lütfü Savaş'a savaş açtı. Lütfü Savaş'a deyim yerindeyse savaş açtı. Bu da Meral Akşener'in yaptığı gibi bir tiyatro değil mi? Bu da bir nevi ikiyüzlülük. Ya Türkiye siyaseti çok farklı. Gerçekten çok farklı. Ya bazen diyorum ya Türkiye'nin en dürüst partisi DEM Parti dediğimiz zaman bazı arkadaşlar beni eleştiriyor. Ya sen DEM Partili olduğu için. Arkadaşlar yani DEM Parti'ye bakıyoruz. Böyle tiyatro yok. Yani kurnazlık yok. Sahtekarlık yok. Bu bir sahtekarlıktır. Yani Gökhan Zan'ın yapmış olduğu bir sahtekarlıktır. Yani sen İYİ Parti'den istifa edeceksin. Diyeceksin ki işte Arsuz'u bana ver. Ben Lütfü Savaş'la beraber koordineli bir şekilde çalışalım. Ama CHP sana Arsuz ilçesini vermediği zaman bu sefer Lütfü Savaş'a savaş açacaksın. Yani bu ikiyüzlülüktür. Bu siyaset değildir. Tabii ki bunun gerçeklik payı var mı yok mu? Sonuçta bugün Gökhan Zan Hatay'da oyları böleceğine inandığımız bir aday olduğunu biliyoruz. Özgür Özel bunu söylerken samimi mi söylüyor? Gökhan Zan'ın bir açıklamasını beklemek lazım. Çünkü şimdi söylese Gökhan Zan ikiyüzlüdür şöyle. Eğer söylemişse bu siyasette ikiyüzlülüktür. Zaten Gökhan Zan'ın daha önce hangi partiden aday olduğunu da biliyoruz. İYİ Parti'den. Diyorum ya Türkiye siyaseti futbol takımıdır. Seçmenleri de taraftar olarak görüyor. Ve sırf koltuklarını korumak için sürekli transferler yapıyorlar. Eğer ben güzel transfer yaparsam koltuğumu sağlamlaştırırım. Bu mantıkla hareket ediyorlar. Ne yazık ki. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Levent'e zaten teklif götürmüştü. Sırf Hatay için. En azından Lütfü Savaş'ın yerine gelmek için. Bir de şuna ben değinmek istiyorum. Özgür Özel özellikle DEM Parti ile ittifak yanıtlarına da bazı açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz ki DEM Parti 2019'da HDP adıyla İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin adayını desteklemişti. Ve muhalefet bu metropollerde seçimi kazanmıştı. Ama gün geldi, devran döndü. Hem seçmenin talebi hem de yeni başkanların taleplerinin doğrultusunda DEM Parti bütün metropollerde aday çıkardı. Lakin işte Esenyurt gibi, adalar gibi yerlerde ne olacağı merak konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi burada aday çıkarmıştı. Buna yönelik Özgür Özel'e bir soru yöneltildi. DEM Parti ile ittifaklar nasıl gidiyor diye. O da aynı şunu söyledi. Dedi ki eğer siyasetçileri fikir değiştirmiş olabilir, ittifaktan vazgeçmiş olabilirler. Ama dedi ki biz DEM Parti seçmeninin hala da Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini düşünüyorlar. Mansur Yavaş'a oy verebileceğini düşünüyorlar. Bence DEM Parti'nin seçmeni ciddi anlamda İstanbul'da kendi adayına oy verecek. Bunu da biliyoruz. Çünkü herkes biliyor ki DEM Parti en azından partisinin aldığı kararlara ya da yönlendirmelere hemen hemen yakına uyan bir parti. Ama sevgili Nurullah, tamam güzel hayal dünyasında. Özgür Özel hayal dünyasında yaşıyor. Yani sen bir halkın iradesini yok sayacaksın. DEM Parti'nin iradesini yok sayacaksın. Diyorsun ki biz korkakça da, çünkü Bahçeli demişti ya, CHP ile DEM Parti demleniyorlar, evet, diye. Bugün o da diyor ki biz korkakça siyaset yapmıyoruz, cesurca siyaset yapıyoruz. Ve her şeyi şeffaf bir şekilde DEM Parti ile görüştüğümüzü dile getiriyoruz ama ittifak olmadı diyor. CHP de ikiyüzlü. Yani gerçekten CHP de ikiyüzlü. Kendi seçmeni gibi görüyor. Biz ne yaparsak yapalım, bu parti CHP, Atatürkçülerin partisi, Atatürkçüler bize oy verir. Bu mantıkla hareket ettiği için sanıyorlar ki bütün Türkiye'deki seçmenler bu mantıkla. Hayır, bu mantıkla değil. Sen Kürt'ün iradesini yok sayıyorsun. Sen Kürt'ün belediye kazanmasına izin vermiyorsun. Senden daha önce Kürt olup da ilçe belediyeleri kazanları tasfiye edeceksin. Alevileri tasfiye edeceksin. Artık daha önce Battal İlgez'de Ataşehir Belediye Başkanı bunu söylediği zaman biz dedik ki inşallah böyle bir şey yok. Bu doğrulanıyor. Şerdit Daraodabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı, Siverekli bir Kürt. Mustafa Kemal, Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı. Tabii. Sen bunları hepsi tavsiye edeceksin. Sonra diyor, vay efendim DEM Parti bize oy verecek. Yanılmıyorsam şunu da eklemiş. En
kolay kazanacağımız iller arasında İstanbul ve Ankara. Hadi tam Ankara'yı Mansur Yavaş'tan dolayı anladık. E peki İstanbul? Acaba hala da bir umut mu var? DEM Parti seçmenini kendilerine yani şöyle mi düşünüyor? Ya kandırmaya çalışacaklar. Bakın DEM Parti seçmenli uyanık olması lazım. Sizi AKP ile MHP ile vurmaya çalışacaklar. AKP mi kazansın, Ekrem İmamoğlu mu kazansın? AKP size şunu yaptı, bunu yaptı. Bunu diyecekler. Ama sizin iradenizi de tanımıyorlar. Selahattin Demirtaş'ı içeride tutan bu zihniyettir. Kemal Kılıçdaroğlu. Biz güvendik, sandığa gittik, iki seçimde de oy verdik. Ümit Özdağ'la protokolü çıktı. Hani kayyumlara karşıydınız? Protokolda kayyum da vardı. Hani karşıydınız? Bize masal anlatmayın, hikaye anlatmayın. Kürtlerin oyu da çantada keklik değil. Biz hiç kimsenin oy deposu da değiliz. Biz 112 acil servis de değiliz. Sıkıştığınız zaman 112'yi arayıp da hemen DEM Parti gelsin bizi kurtarsın. Biz öyle bir gelenekten de gelmiyoruz. Ben her zaman söylüyorum. DEM Parti normal siyasi partiyle de karıştırmayın. Bu parti şehitlerin partisidir. Bu parti bedel ödeyenlerin partisidir. DEM Parti sıradan bir parti mi? Böyle yeniden refah ile karşılıyor herhalde. Onu hüsrana uğratan, onu aldatan ortağı İyi Parti ile karıştırıyor herhalde. Yani bugün, dün Davutoğlu da konuşmuş. Davutoğlu da diyor ki, o da sistemde bulunuyor. Diyor ki, vay efendim her yerde bize diyorlar ki, biz 10 milletvekili verdik. Gelecek partisi olarak biz elimizden geleni yaptık. Alnımızın hakkıyla 10 vekili aldık. Artık bu saatten sonra biz aday çıkarır çıkarmaz. Kime ne diyor? Gidin ilk önce. Kendi ortaklarınız. Bunları ortaklarınıza söyleyin. Meclise taşıdığınız ortaklarınıza söyleyin. Tutturmuşlar. Kürtler aşağı, Kürtler yukarı. Nasıl olsa Kürtler bize oy verecek. Bir yandan AKP-MHP bloğu var. AKP-MHP bloğu çok çektirmiş. Bize vermeseler vay efendim kime verecekler? AKP'ye mi verecekler? Kardeşim bu seçim kendi iradenin beyanı seçimidir. Kendi iradene sahip çıkacaksın. Partine sahip çıkacaksın. Sonra bir de şöyle bir şey var Nur'la. Herkes konuşuyor. Yani ben gerçekten bazen de sakin olacağım. Parti haricinde herkes konuşuyor. Herkes bütün konuşuyor. Bir de bizim partide de şöyle bir konuşma var. Ya Twitter odalarına giriyorum bazen akşamları giriyorum işte herkes söz hakkı alıyor. Aslında güzel bir platform. O diyor DEM Parti eleştiriyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Ya merak ediyorum. Bu DEM Parti'nin eksiklerini eleştirenler. E gidin o eksikleri tamamlayın. Ben Metin Güneş olarak söylüyorum. 2018 seçiminde ailem Batman'da yaşıyor. İstanbul'dan Batman'a gittim. Evime gitmedim ya. Diyarbakır Caddesi'nde gördüm ki MHP'nin bayrakları var. Saadet Partisi'nin var, AKP'nin var. DEM Parti'nin, o dönem partisi HDP'nin sadece il örgütünün 4 ilinin orada var. Ben kaç kilometre bayrak astım, evime gitmedim. Yani eksik mi? Eksik. O eksikliği hep beraber tamamlayacağız. Lafa geldiği zaman parti bizim partimiz. Kendime oy vereceğim ama başkalarından medet umacağız. Bir de bir çağrım da var. Gençlerimize de bir çağrım var. Bu son derece önemli bir çağrı. Artık ekonomi gerçekten çok kötüye gidiyor. Dışarıdan bir Kadıköy gibi bir yerde bir çay bardak içtiğiniz zaman bir kafede, bir çay ocağında en düşük 30 lira çay ücreti ödüyorsunuz. Maalesef. Kardeşim gelin partinizde çayınızı için partinize katkı sunun. Her yerde ilçe örgütleriniz var. Sağa sola para vereceğinize gelin partinize katkı sunun. Siz de bir işin köşesinden tutun, o zaman eleştirmeye hakkınız var. Dikkat ediyorum, sosyal medyada hep eleştiren kişiler parti için bir tuğla koymayan insanlar. Bu parti bizim partimiz. Bu parti ayakta tutmamız lazım. Bu parti eğer yüksek oy alırsa 2028 seçiminde hani biz diyoruz ya kilit parti rolundayız. Herkes senin kapında köle olacak. Herkes senin kapında olacak. Gün birlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Partimize sahip çıkacak. CHP'nin bu algılarına da kapılmayacak. CHP şöyle bir algı yaratıyor. Nasıl olsa Meral Danış 5 dakika kazanmayacak. E kazanmayacağı hepimiz de biliyoruz. Siz bizi bununla mı tehdit ediyorsunuz? Aşk. Biz kazanmayalım diye İstanbul'da olan 1 milyon 200 bin oyumuzu çöpe mi atalım? Siz gidip de Türkiye'de %1 oy alan Zafer Partisi ile protokol imzalı bakanlık verebiliyorsunuz. İstanbul'da sadece İstanbul'da 1 milyon 200 bin oy sahip olan DEM Partisi'ni yok mu sayacaksınız? Var mı öyle 3 kuruşa 5 köfte? Büyük ihtimalle siyasilerden umudu kestiler. En azından seçmenin halkın üstünde işte algı. Halkın üstünde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle zaten DEM Parti'nin de seçmeni biliyoruz ki çok politik bir seçmen. Bu da aşikar. İplerle oy kullanmaya gidiyordular anneleri mesela Kürt anneleri. O da aşikar ama seçimde göreceğiz.
ne olacak? Sözü, son sözü Metin abimize bırakalım. Evet arkadaşlar, böyle sürekli gergin bazen oluyor, bazen ses tonumuzu da yükseltiyoruz. Üzdüysek affola diyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum yaptığınız zaman, beğeni yaptığınız zaman cebinizde herhangi bir para gitmiyor. Kanalımıza büyük bir katkı sunmuş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Katriyeva Denbaş.